Tabii bu bütün toplumu bağlamaz, münferit bir hareket olduğu anlaşılıyor. Onun haricinde bugün oluşan o kazadan dolayı, dün oluşan kazadan dolayı şehit olan erimize de rahmetler diliyorum. Tüm İskenderun'da COVID olan hastalarımıza Allah'tan şifalar diliyorum. Bir an önce atlatmalarını temin ediyoruz. Meclis üyelerimizin oy birliğiyle aldığımız meydan mahallesiyle ilgili bir kararımız var. Oranın imarının yapılması ve oranın dönüşümünün sağlanması. Sağ olsun ilgili imar müdürlüğümüz ve ilgili başkan yardımcılığımızın yoğun bir gayret ve çabasıyla dün itibariyle Büyükşehir imarına teslim ettik. Hatta bir adım daha ötesini yaptık. 1/1000'li de ettik. Yani normalde 1/1000'li İskenderun Belediyesi'nin yapması gereken. Çünkü orada zaman kaybı olmasın diye bu biliyorsunuz 3 bölge 6 mahallemizi ilgilendiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızdan hatta oraya etki edebilecek arkadaşlardan bunların bu dün bizim arkadaşlarımıza özellikle bakın arkadaş görüşün ben müdürümü gönderdim ilgili arkadaşları gönderdim eksik bir şeyin olunmadığını onların bize söyledikleri şu an eksik bir şey olmadığını takdir oradaki yönetimin Büyükşehir'den bunu gündeme aldık. Hızlıca sonuçlandırıp buramda inşallah değişimini, dönüşümünü bu meclisin ve hepimizin katkısı olur diyorum. İskenderun bizim önceliğimiz. İskenderun'la ilgili yapılması gerekenlerle ilgili biz daha önce zaten bununla ilgili görüşlerimizi beyan etmiştik. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak biz İskenderun'a yapılacak her güzelliğe, her bir çivi çakmaya biz yardımcı olacağımızı söylemiştik. Büyükşehir'le ilgili kısımda biraz önce komisyon başkanımız sevgili abi bununla ilgili bana bilgi verdi. Ben de buradan çıktıktan sonra Büyükşehir'deki ilgili daire başkanlarını ve grup başkan vekilini arayarak bununla ilgili gerekli incelemenin ivedilikle yapılarak 12'sindeydi sanırım Büyükşehir Meclisimiz. Oraya yetiştirmezsek biz gideceğiz. Bu konuda katkılarımızı sunmaya çalışacağız. Siyasi parti ayrımından öte dağın öbür tarafı dağın bu tarafı noktasındayız. Çok açık söylüyorum. Ama şunu göreceğim siyasi olup olmanı. Tahmin ediyorum Arsuz'un askıdaki itirazlarla ilgili bu hafta içerisinde olağanüstü meclis kararı alıp Büyükşehir'e götürecek. Eğer hasbelkader onu gündeme alıp komisyona havale eder. Bizim bu 5000'lik müracaatımızı inceleyip komisyona havale etmezse o zaman hiçbir siyasi ayrımı, hiçbir düşünce ayrımı olmadan İskenderun'un yeri göğü yıkıp bu oraya insafa dar getirmesi lazım. Şimdi bakın arkadaşlar, bu şehir efsanesine hakikaten üzerinde çok kafa yorduk. Sizlerle de görüştüm, her düşüncesi olanla da görüştüm. En pratik çözümü bulmuş vaziyetteyiz. Bu işin neticeye gitmesi, eğer bu tür yerlerde bekler, sürüncemeler arttıkça, gittikçe bu aritmetik dizi gibi gittikçe problemleşir ve kangren olur. Gelin şuradaki insanları mutlu edelim. Ben bütün meclis üyelerimizin, basının, İskenderun'da yaşayan herkesin bu projeye destek vermesini arzu ediyorum. Ayın 12'sinde meclisin gündemine alınır. Gerekli hızı inşallah hep beraber dediğim gibi ben tekrar söylüyorum. Bu madde ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatını ziyaret ettiğimde
tüm arkadaşlarımızın en ufak yorumsuzluklarını görmedim. Aynen bir daha söylüyorum. Orada birkaç kafalarındaki soruları da orada konuştuk. Ortadan kalkınca da burada da dediğim gibi çok önemli bir konuda oy birliğinde. Yani tüm meclisimizin almış olduğu kararı inşallah arkadaşlarımızın da gayretiyle neticeleneceğine iyi niyetimle, iyi kalbimle inanıyorum. Okunduyu kabul ediyoruz, kabul edenler etmiyor.